Herkese merhaba. Merhaba. 15. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün ismini ve tarihini sen ver Salih istersen. Bölümün ismi I Shot an Arrow into the Air ve 15 Ocak 1960'da yayınlanmış ilk defa. Bölüm 15 Ocak. Oradan benim de kalmış bu bölüm. Yazar şöyle Rod Serling uyarlayan ama Madeleine Champion diye okunuyor herhalde. Bu kişinin fikrinden çok etkileniyor. Evet, bu bana da biraz ilginç geldi. Özellikle o fikri satın alıyor galiba. O fikri de uyarlayarak bu bölümü oluşturuyor. Hatta şöyle bir şey söylemiş. İşte fikri söylüyor, çok beğeniyor. Ardından $5.000 gibi bir ödeme yapıyor galiba, evet, o kişiye. Fakat bundan sonra hiçbir şekilde başka birinden fikir satın almıyor bu şekilde. Bu tek satın aldığı fikir. Ama güzel fikir. Kalmış. Ya ben çok böyle... Aklımda kalan bölümlerden bir tanesiydi bu. Bu zamana kadar izlediğim bölümler içerisinde. Evet ya, bana da bir iki kitabı anımsattı, ondan da zaten söz ederiz. Çok iyiydi ya bu bölüm. Yani tamam, bilimsel altyapısı falan yok. Biz de zaten bilimsel altyapısı tartışmıyoruz burada. Hemen eleştiriler falan vardı internette. Yok işte bilimsel altyapısı ve benzeri eleştiriler vardı. Ondan ziyade fikir olarak çok ilginç bir fikri var bu hikayenin. Şöyle uzaya Erovan adlı bir mekik gönderiliyor, uzay mekiği. Ve bu mekik bir asteroide düşüyor. Yani bizim gördüğümüz o dizide. Sonlara doğru bu 3 kişi, hayatta kalan 3 kişi kendi arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor tekrardan su için. Daha sonra birisi aslında bunların hepsini öldürmeye çalışıyor. Bir şekilde hayatta kalmak için onları ekarte ediyor. Ve tek kişi kalıyor. Hepsi ölüyor bölüm içerisinde. Sonra adam şunu fark ediyor. Telefon hattını görüyor. Daha sonra bir bakıyor. Nevada çölündeler. Ve orada bir pişmanlık duyuyor. Aslında hiç gitmemişler. Yani mekik uzayda herhangi bir asteroid yerine dünyaya düşmüş. Şimdi eleştirinin geldiği noktada sanırım bunlar hani uzaya çıkıyor. Dünyayı nasıl fark etmediniz? Nasıl anlamadınız diyor yani. Çok mantıksız değil baktığında ama herhalde bir sıkıntı oldu, bir şey oldu diyelim. Yani hani o sınıfta kalırlardı diye yazmışlar hani astronot eğitiminde. Evet, onu ben de. Dünya olduğunu artık bunu da çıkartamıyorsanız diyor. Ya tamam hadi. Dünyaya düştüm varsayalım biz yine. Ya bir şekilde böyle değişik olsun. Hani o adamlar şaşırsınlar hani. Bayıldılar diyelim. Bilinçleri yoktu o anda. O ilginçti yani. Ama çok güzel ya. Sonuna kadar orada bir savaş görüyorsun Salih. Herkes birbirle mücadele ediyor hayatta kalmak için. Tam bir kaos yok mu aslında? Birisi hayatta kalıyor, sonra bir bakıyor hiç gitmemişiz uzaya. Orada karakterin söylediği bir söz vardı. Yani gerçekten bunlar dünyaya değil de başka bir gezegene düşmüş olsalardı karakterin söylediği her şey doğru diyecektim. Şöyle bir söz ediyor. Hani komutanı var. Komutanı sürekli bunlara emir veriyor ve onun emirlerine karşı çıkıyor. Kendi istediklerini yapıyor karakterimiz. Ve komutanını öldürüyor bir yerden sonra hayatta kalmak için. Komutanımız şöyle bir söz söylüyor. Yani senin yaptıkların dünyada olsaydı çok doğru hareketlerdi ama hani böyle bir gezegende bizi yönlendiremezsin. Bu kurallar hani burası için geçerli değildir diyor. Şimdi normalde zaten 8-9 kişilik bir mürettebat var. Ve diğer 4-5 kişi ölüyor. Sadece 3'ü kalıyorlar benim bildiğim kadarıyla. 3'tü galiba, evet. Daha sonra tabii su sıkıntısı çekmeye başlıyorlar. Su sıkıntısı çekince o işte hırslı olan kişi diyeyim artık. Diğer arkadaşıyla birlikte su bulmak için yolculuğa çıktığında onu zarar veriyor ya da artık yaralıyor. Adam ama yani düştüğü andan itibaren odaklamış kendini hayatta kalacağım diye. Yani bilmiyorum. Bana mantıklı geldi şöyle. William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı var. 1954 yılında basılmış bu kitap. Duydum onun ismini, evet. Bu kitapta da bir savaştan kaçan çocuklar adaya düşüyorlar uçak kazasıyla. İlk başta adadaki işte yiyeceklerden, olanaklardan güzelce yararlanmaya başlıyorlar. Fakat bir süre sonra yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayınca birbirlerine giriyorlar. Bir şekilde artık hem güç savaşı hem hayatta kalma savaşı, yani çok karmaşık bir ortam oluyor. Yani ben biraz da o ortamı gördüm burada. O yüzden de hoşuma gitti zaten. Hani adamın yaptıklarını çok mantıksız bulamadım o sebeple. Çünkü o da hani dünyaya düştüğünün farkında değil baktığında en sonuna kadar. Tabii. İşte düşsen de düşmesen de nasıl davranacağınla ilgili derslerde verilmeli. Ya insanlara. Orası ayrı. O kesinlikle verilmeli tabii ama. Adab-ı mahşeret. Şeyi seyretmiş miydin, Açlık Oyunları filmini? İzledim galiba o seriyi. Yani orada da işte birkaç kişi atıyorlar. Sadece hiç filmlerden örnek ver. Monopoly ya. Hiç Monopoly oynamışsın. Oynadım. Orada nasıl hayatta kalacağını oyunu oynarken öğreniyorsun. Birileriyle anlaşma yapıyorsun. Mal varlığını başkasına devrediyorsun anlaşma usulü. 2 yıl sonra tekrar geri alacağım diyorsun falan. Monopoly tamamen bu bölüm yani. Benim kafamda. Ya ben dediğim gibi Sineklerin Tanrısı kitabıyla çok yakın buldum konu olarak. Yani o yüzden de hoşuma gitti. Bir de kitabın basım tarihi de 1954'müş. Yani çok uzak değil bakıldığında diziyle. Belki etkileşimi olmuştur, belki olmamıştır, bilemeyeceğim o konuda ama. Valla sonu etkileyici olan bölümlerden bir tanesiydi ya benim için. Farklı bölüm. Zaten fikir de güzel fikir. İlginç bir fikir daha doğrusu. Şöyle bir not vermişler. Bu işte ana karakterin sonda artık dünyadaki o tabelayı görmesi ve dünyada olduğunu fark ettiği bir sahne var. Evet. O tepkisi var. Artık bir pişmanlık mı diyelim, öyle bir... O yüz ifadesi çok unutulmaz bir yüz ifadesi ya. Bunu vermek de önemli. İşte bu ters köşe yapıyor ya biraz izleyiciyi de. Bu arada ana karakterin işte son kısımda bir ters köşe olma durumunu 1968 yılı yapımı Maymunlar Cehennemi filminde de kullanmışlar artık. Ben filmi seyretmedim bu arada. Senaristlerinden bir tanesi ya Rod Serling'de. Evet. Muhtemelen zaten. Yazarı kimdi? Fiyarbol. Bu şekilde hani ek bir şey. Benim ekleyeceğim çok bir şey yok Salih ya. Benim de açıkçası pek bir şey yok. Yani güzel bölüm. Zaten sonu ters köşe yapıyor. O açıdan önerebileceğimiz bir bölüm. Yorum olanlar da zaten hani yorumlarını yazarlar altta yine eleştirileri bölümle ilgili varsa. Gelecek yayında 16. bölümümüz 22 Ocak 1960'ında yayınlanmış The Hitchhiker bölümünü ele alacağız. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.